Kıymetli gençler merhaba. Birinci testimizde birim kareleri bölünmüş düzlemdeki hava ortamında bulunan ince kenar merceğin önüne konulan K cisminin görüntüsü L oluyor demiş. Şimdi K cisminin görüntüsü L oluyorsa bakın aynı uzaklıkta ve ters görüntüsü ve eşit boyda oluşmuş. Demek ki burası merceğimizin iki fi e o zaman yarısı da odağı, odak noktası da arkadaşlar buralar olur deriz. Şimdi demek ki odak uzaklığı 3 ee, birimmiş 2F uzaklığı da burada 6 birim olacak şekilde karşımıza çıkmış buna göre merceğin odağı kaç birimdir diye sorulmuş 1 2 3 demek ki 3 birim merceğin odağıdır deriz. İkinci sorumuz, ışıklı Z cisimleri ince kenarlı mercek önüne şekildeki gibi yerleştirmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş? Bir, Görüntüsü en küçük olan cisim X'tir. Arkadaşlar bu doğru. Neden doğru? X cismi, 2F'nin dışındaysa görüntüsü F ile 2F arasında ve şu anki boyundan daha küçük boyda olacak diğerlerine baktığımızda arkadaşlar mesela bu 1,5f'deki cismin görüntüsü 3f'de ve boyu 2 katına çıkıyormuş gibi düşünebiliriz. Yine f ile o arasındaki bir cismin görüntüsü yani yarım f'deki bir cismin görüntüsü kendi tarafında f'de oluşuyor şeklinde de düşünebiliriz. Veya bunu Tabi özel durumları bilirsek bunu yapabiliriz. E, bilmiyorsak ışık çizerek arkadaşlar iki tane ışın göndeririz. Bakın hepsi için ortak bir ışık gönderdim. E, asıl eksene paylar gelen ışık ne yapacak? Odaktan geçecek şekilde kırılacak. Yani bu birinci ışığımızı bu şekilde çizmiş olduk. Şimdi ikinci ışığımıza bakalım arkadaşlar. X'ten başlıyorum. X'ten merceğin merkezinden geçecek şekilde ışın çiziyorum. Hop burada kesti. Kestiği yerde görüntü oluştu. Yani bu X cisminin görüntüsü. X üssü. Y cismi daha geniş açıyla daha uzak bir noktaya düşeceği için haliyle arkadaşlar Y cisminin görüntüsü de burada olacak. Y üssü. Z cismine baktığımızda ışığı gönderdiğimizde merceğin merkezinden geçecek şekilde ne yapıyor? Bu kırılan ışınların kendileri değil de uzantıları kendi tarafında kesişiyor. Kesiştiği için de bakın şurada düz bir şekilde sanal bir şekilde Z'nin görüntüsünü elde etmiş olduk. O zaman arkadaşlar bakarsak en büyük en büyük görüntünün arkadaşlar Z'de sonra Y'de sonra X'de olduğunu söyleyip en küçük X deriz. Gelelim şimdi ikincisine. X ve Y isimlerinin görüntüleri kendine göre terstir. X ve Y'nin görüntüleri kendine göre ters. Evet doğru arkadaşlar. X'in görüntüsü burada ters. Y'nin görüntüsü de ters olduğu için doğru. Z cisminin görüntüsü kendi olduğu tarafta. Niye? Odakla mercek arasındaki cisimlerin görüntüleri kendi tarafında ve sanal görüntü elde ediyoruz. Tarafta X ve Y cisimlerin görüntüleri merceğin diğer tarafında. Çünkü gerçek ve ters görüntü elde ediliyor. O halde bu ifade doğru olduğu için cevap 1, 2 ve 3 nolu yargılarımız hepsi doğrudur deriz. Üçüncü sorumuz K cisminin X kutusundaki görüntüsü K üssü oluyor. Buna göre kutudaki merceğin cinsi nedir ve cisim merceğin neresindedir? Bakın kendi tarafında uzak bir noktada oluştu. Arkadaşlar merceğimiz eğer ince kenarlı mercekse bakın ince kenarlı mercekse ve odakla mercek arasında ise K cismi görüntüsü kendi tarafında ve daha büyük boyda oluşur. Kendi tarafında daha büyük boyda. Mesela çizerek göstereyim. Asal eksene paralel bir ışık göndersek o dağından geçecek şekilde bakın yaklaşık aynı uzakta bir odak düşünüyorum. O dağından geçecek şekilde kırılacak. Diğer ışığımızda merceğin merkezinden geçecek şekilde gönderdiğimizde bu ışınların kendileri değil de uzantıları kesişecek. Uzantıların kesiştiği yerde bakın şöyle yaparsak görüntünün olduğu yer olmuş olacak. Yani yaklaşık. Burada şöyle bir görüntü elde etmiş olduk. Demek ki merceğimiz ince kenarlı mercek ve e, mer cisim merceğin neresinde? Cisim merceğin odak ile merceğin merkezi arasında. Odak ile merceğin merkezi arasında olmalı. İnce kenarlı mercek olmalı ve odak ile merceğin merkezi arasında olmalı. Dördüncü sorumuz şekildeki ince kenarlı merceğin asal ekseni üzerine dik F ile 2F noktaları arasında bir mum konuluyor. Mercekte oluşan görüntüsü ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar F ile 2F arasındaki cismin görüntüsü 2F'in dışında ters, gerçek ve daha büyük boyda oluşur. E bunu çizerek gösterelim daha güzel olsun. Asal eksene paylar bir ışık gönderdik. Odaktan geçecek şekilde kırıldı. Merceğin merkezinden geçecek şekilde bir ışık daha gönderiyorum. Ve ışınların kendileri burada kesişti. İşte kendileri kesiştiği için görüntü gerçek ve daha büyük boyda ve ters oluşur. Gerçek ve cisme göre terstir doğru. Cisimden daha büyük boydadır doğru. Cisme göre merceğe daha yakındır. Hayır. Görüntüsünün boyu büyürse optik aleti olan uzaklığı da artmış oluyor. Bu daha yakında dediği için yanlış. Cevap 1 ve 2 nolu yargılarımız doğrudur. Beşinci sorumuz ince kenarlı merceğin önüne kale cismi odak ile mercek arasında şekilde kimi konuluyor? Mercekte oluşan görüntü ile ilgili yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar burada yine iki tane ışın çizerek bulabiliriz. Asal eksene paylar ışık çizdim odaktan geçecek şekilde kırıldı. Yine merceğin merkezinden geçecek şekilde bir ışın gönderiyorum arkadaşlar. Bu ışınlar kırıldıktan sonra uzaklaştığı için bunların uzantıları kesişir uzantıların kesiştiği şu noktada bakın görüntüsünü şöyle çizmiş olduk. Hatta özel durumumuz var. F bölü 2'deki cismin görüntüsü kendi tarafında F'de oluşabiliyordu. Sanal ve cisme göre düzdür. Doğru. Cisimden büyüktür. Kesinlikle doğru. F ile 2F arasında. Bunu kestiremeyiz arkadaşlar. Cismin arkasında olduğunu biliyoruz ama F de olabilir, F ile mercek arasında olabilir, F ile 2 F arasında olabilir, 2 F de olabilir. Her türlü ihtimal söz konusu. Bunun hakkında kesin bir yorum yapamadığımız için cevap 1 ve 2 doğrudur deriz. 6. sorumuz ince kenarlı mercek önüne KLM cisimleri şekilde gibi yerleştirilmiştir. Buna göre oluşan görüntü boyları HK, HL, HM arasındaki ilişki hangisidir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar cisimlerimiz bunlar. Görüntü boylarını sorduğu için. Bakın bize kesti. Daha doğrusu tüyo bir yol vermiş. Bakın hepsinin ucundan bu şekilde bir ışını çizdiğimizde. Gelen ışın odaktan geldiği için asal eksene paralel bir şekilde kırılacak. E, diğer ışınlarımızı da merceğin merkezinden gönderelim. Bakın M'yi merceğin merkezinden gönderdiğimde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir görüntü elde ettik. M'nin görüntüsü M üstü. L biraz daha uzakta olduğu için onu arkadaşlar çizdiğimizde ışığı biraz daha açısı dar düşüp yakın bir yerde oluşuyor. O da merceğin tam merkezinde oluşuyor. Şurada. yani 2F'inde oluşuyor daha doğrusu. L üstü. E, K'dan gönderdiğimizde o da daha yukarıdan gönderdiğimiz için daha yakında bir noktaya düşecek ve şöyle yaparsak arkadaşlar şurada kesti. Yani burada bir görüntüsünü elde etmiş olduk. Zaten birinci ışığı çizdikten sonra diğer ışık da bunu keseceği için bunların görüntü boylarının hepsinin eşit olduğunu görebilir, görebilirdik. İşte burada çizerek görmeye çalıştık. Tabi biraz yamuk çizdik ama sonuç itibariyle bu e, ilk önce birinci ışığımızı yani asal eksene paralel er giden ışığımızı keseceği için hepsi asal eksenden aynı uzaklıkta olduğundan dolayı HK'da, HL'de, HM'de hepsi de eşit boyda olmalı deriz. Yediği sorumuz birim karelere bölünmüş düzleme ince kenarlı mercek ve düzlem ayna şekildeki gibi yerleştirilmiştir. KL ışıklı cisminin önce düzlem ayna sonra ince kenarlı mercekte oluşan görüntüsü nasıl olur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar önce düzlem ayna demiş. Düzlem aynada görüntüsünü alıyorum arkadaşlar. Şu KL cisminin düzlem aynadaki görüntüsü. Sonra burası neresi? Merceğimizin 2F'i. 2F'deki cismin görüntüsü nerede oluşacak? 2 fde ve ters oluşacak. 2F burası olduğu için ters burada böyle bir görüntü elde etmiş olduk. Yani ok işaretinin olduğu yer K, diğer uçta L olacağı için nerede oluştu? Görüntü 2F noktasında oluşmuş oldu ve görüntümüz bu olur deriz. 8. sorumuz ince kenarlı merceğe gönderilen tek renkte I izlediği yol şekildeki bilir. KO uzunluğu OL'den küçük olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Şimdi KO OL'den küçük ise KO uzunluğu OL'den küçük. Şimdi tabii şekle bakarsak tam tersi şekli çizilmiş ama çizimler ölçekli olmadığı için gerçekliği gerçeği yansıtmıyor. Arkadaşlar şimdi burada bir özel bir yer düşünelim. Bakın F ile 2F arasındaki bir cismin görüntüsü nerede oluşuyor? 2F'in dışında oluşuyor. Yani şuraya da 2F'in dışı diyelim. Ne oldu? Bakın burası merceğe yakın burası da uzak. Buna göre K noktasındaki cismin görüntüsü L noktasında oluşur. Bir kere arkadaşlar ışığın asal ekseni kestiği noktanın görüntüsünü aldığınızda ışık buradan geçecek şekilde K noktasından geçecek şekilde gidiyor geliyorsa ne yapacak arkadaşlar görüntüsünden geçecek şekilde kırılması lazım. Yani o zaman birinci yargımız doğru. K noktasındaki cismin görüntüsü cisme göre ters oluşur. Arkadaşlar burası neresi? Gerçek görüntünün olduğu bir durum olduğu için F ile 2F arasındaki cismin görüntüsü 2F'nin dışında oluşuyor. Ve ters görüntü oluşuyor. Gerçek görüntüler daima terstir. Bu da doğru. K noktasına konulan cismin görüntüsü cisimden büyük olur. Şimdi K noktasına konulan cismin görüntüsünün daha uzakta oluştuğunu biliyoruz. Yani uzaklıkla doğru orantılı bir şekilde görüntü elde ediliyor. Yani e, görüntü cisme göre daha uzakta oluşuyorsa boyu da daha büyüktür. Onun için K noktasına kolan cismin görüntüsü cisimden daha büyük olur demiş. Bu da doğru. Yani cevap 1, 2 ve 3 şeklinde hepsi doğru olmalı diyeceğiz. Dokuzuncu sorumuz. ince kenarlı mercek önüne şekilde iki bir kale cismi konulmuştur. Buna göre kale cisminin görüntüsü nasıl olur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar burada asal eksene paralel bir ışık çizmişiz. Bakın her iki nokta içinde ortak bir ışık kullanıp bakın buradan gönderiyorum. Asal eksene paralel ışık gönderdim. Odaktan geçecek şekilde kırılacak. Diğer bir ışığımızda bakın tam 2F'den bir ışık gönderiyorum. 2F'in üstündeki L noktasından bakın hop tabii güzel çizmemiz lazım. Bunu 2F'deki cismin görüntüsü 2F'de oluşacak. Hop bakın tam şurada. Yani şöyle bir görüntüsü var ok işareti burada olacak L üstü. E, da daha uzakta olduğu için daha ince bir açı görüp bakın o zaman ne oldu? Şöyle şurada kesmiş oldu. Tabi bu da K'nın görüntüsü olduğu için K üstü olduğu için tabi şekli net algılayalım diye bakın K'dan L'ye bir ok işareti çiziyorum. K'mız burası L'miz burası ok işaretimiz burası ve tam altında şurada bakın 2F'in altında ok işareti oldu. Yine F ile 2F arasında da gördüğünüz gibi K noktasının görüntüsü elde edilmiş oldu. Yani sonuç itibariyle şöyle yapalım. Odak burası. 2F burası. Ve görüntümüzde şöyle uzantısı odaktan geçecek şekilde K noktası ve L noktasının olduğu şöyle bir şekil elde edilmiş oldu. Müzik